Değilim. Bu gelecek Efendim? Kişi kendi topluluğunda bacılar, motorlar, cariyeler diye bir ayrım yapıyor mu? Siz hiç böyle bir ayrım yaptınız mı? Sizin saygısızlık yapma. Saygısızlık yapma. Ağzını Aynen. topla, terbiyeli konuş. Abi ben bir şey demedim. Terbiyeni takın. Ben bir şey demedim. Ben sen böyle bir şey yaptım söylemedim. Sen en iyisin, sen bilirsin. Abi ben böyle bir şey söylemedim. Ben bir şey sen kendin söylemedim. Bilirsin. Bunların, sen kendine sor onu. Hayır, bunları. Bırak bana böyle münasebetsiz sorular sorma. Kendini kuruna zannetme. Bunlar daha soruldu. Bunlar saygısızlığı bırak. Yalan mı bunlar? Bunları söyleyin. Bir şey söylemedim ben. Yalan bırak mı bunlar? Bırak saygısızlığı. Ben Müslümanlarla muhatap oluyorum. Nur gibi Müslümanlarla. Motorlarla muhatap olanın resimlerini gördük biz gazetelerde. Her yerde yayınlandı. Yalan. O zaman herkes şu mudur? Gördü. O zaman Adnan Bey. Motorların muhatap olanın kim olduğunu biz biliyoruz. Adnan Bey bakın ben evet. herhangi bir şekilde size herhangi bir şey söylemiyorum. Herhangi bir şeyde bulunmuyorum. Ben sadece soruyorum. Ya burada bir size yapma şimdi bakın. Mübarek ben seni bilirim şimdi uyanıklık yapma. Uyanıklık falan ben yapmıyorum. Ben yemem 28 bunları Şubat bana bırak. Sen dürüst ol benden çok size yapılanları da söyledik ama başka bir şey varsa bunları da söyleriz. Siz orada fazla şey oldunuz galiba. Ben ne varsa söylerim. Sizle ilgili bir şey varsa siz söylersiniz yok ya dersiniz. Kardeşim, benim bir şey dediğim adamlar, yok. Onu bize onu söyleyen adamlar o tip adamlar zaten kendince benim Nur gibi Müslümanları her türlü iftiraya hakaretler ederler ahir zamanda onlar önemli değil. Onu diyenler kendilerinde arasınlar onları. Yani onlar zaten o tip adamlar. Adama sorayım demiş. Adamda başka bir şey çıkmaz ki. Peki bu kızıl o tip imamlar... dünyanın adamı onlar. Kimi mafya, kimi derin devlet. Kimi bilmem ne. Nerenin imamı, nerenin hocası. Biz hepimiz kardeşiz. Bizde imam, mimam öyle bir şey hayır, yok. Öyle. Kızıl, kızıl imamlar olayı nedir? Bu 1990 yılında sizden ayrılan bir ekip vardı. Sonra hatta sizin bir arkadaşınız da öldürüldü. Ya çok acı şeyler öyle yaşandı. İşte de Allah aşkına Rasim hocam sen hayati konulara girelim. Sen boş ver. Ama kızım. Onları konuşmayacak mıyız ya? Öyle şey olur mu? O zaman yani siz bunu Kanal 9'da propaganda yapmaya devam edin. Bakın Adnan Oktar sizin 28 Şubat'ta gördüğünüz işkencelerin hesabını da ben burada soruyorum. Siz o kanalda sabah akşam da konuşsanız işkencelerle ilgili bir şey olmaz. Ya, bakın arkadaşlarımız Rasim, geldi. Onlara yapılanı da söyledi. Adam orada adam ölmüş siz, şeyde. Emniyette adam bilin, ölmüş. Ya sizin Mehdi olduğunuzda, sizin Mehdi olduğunuzda bu millet inanmaz. Sizin Mehdi olduğunuzda bu millet inanmaz. Siz kendinizi bak, inandırın. Siz adamlarınızı inandırın. Benim öyle bir iddiam yok babam ya sen bırak. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu ya? Demagojiyi bırak. Alın arkadaşlar kimse yemez alın. Bırak. Alın bu ne ya? Kendi bırak sen onu. Nerenin Mehdi'si ben hoca bile değilim. Allah'ın galiba bir kuluyum. Her türlü sorusu olacak. Kimsenin böyle bir iddiası yok ki siz niye heyecanlısınız? Sakin ol. Çekil yayından. Nedir ya kendini Mehdi zannediyor? Bakın. Adnan Oktar hareketi kim olursa olsun. Zulüm nereden gelirse gelsin. Adnan Oktar işte demin yayını sabote etmeye kalkıp garip işler yaptı. Ama Adnan Oktar hareketine de bir işkence yapılıyorsa, bir şeyler yapılıyorsa biz onun karşısındayız. Yahut başkalarının. Fakat böyle sorular sorulmayacaksa kendi dilediği gibi propagandasını yapacaksa bu böyle olmaz. O zaman kendi ayıramayacaksa bunları kendi bilir. Devam etsin inşallahlar maşallahlar. Oynamalar zıplamalar devam etsin. Yapacak bir şey yok. Dediğimiz gibi bu bütün o yaşananları anlatmak istemiyor Adnan Oktar. Sormamızı istemiyor. Halbuki ben bu soruları da böyle olmuştu hesap sorar tarzda sormuyor. Ama o bir paranoyaya kapılmış kendi herhalde anladığım kadarıyla. Biz bunları nedir, ne değildir diye soruyoruz. Haksızlık varsa haksızlığı karşısındayız. Ama bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Söyleyecek bir şey yok. Söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Biz yine de yayını güzel bitirelim. Ve bu Best of Adnan Oktar'ı ve ardından da